Sevgili seyirciler, Yıldız İyi'de 36 yaşında, anneleri Ayşe Günbay'ı 13 yaşındayken 1996 yılında evden gidiyor. Anne gittikten sonra 4 kardeşler, ikisiz Fatma ve Zeynep yurda veriliyor. Diğerleri dedenin, abim ve ben dedemin himayesinde kaldık. O günden beri anneme ulaşamıyoruz, anneme kavuşmak istiyorum dedi. Bir dönem namus davasından dolayı anne cezaevinde yatmış. Fatma Duran ise... ben yetiştirme yurdunda büyüdüm. 2009 yılında annemin cezaevinde olduğu dönemde cezaevine gittim. Annemi bir 5 dakika gördüm diyor ama anne canlı yayında o görüşmenin gerçekleşmediğini söyledi. Biri 30, biri 23 yıldır annelerini görecekler, onlara kavuşacaklar. Şu anda Konya'dan canlı yayındayız. Yıldız ve Fatma, heyecanlı mısınız? Evet, heyecanlıyım. Dün annen sizi reddetmişti, kabul etmemişti ama bugün yine siz onun ayağına gittiniz, ona sarılmak ve onu görmek için. Ben ona bir kez daha şans, bize bir kez daha şans vermesini istiyoruz. Ne bileyim, bir kez daha görmek istiyorum. Gözlerim içine bakarak istemiyorum derse... Ben yokum. Sonrasında yokum diyorum abla. Yıldız. Ama bir kez daha geldik. Bir kez daha görmek istiyoruz. Bizleri görsün, bizlere sarılsın istiyoruz. Önemli olan bundan sonrası abla. Ben Yıldız'a da sormak istiyorum. Çünkü o en son annesini 13 yaşındayken görüyor. Anne onu ne kadar iterse, istemezse bile evet, ben abla. Seni görmek ve sana sarılmak istiyorum dedin. Evet. Heyecanlı mısın Yıldız? Evet abla öyle söyledi. Evet heyecanlıyım abla. O zaman hazırsanız annenin kapısını çalalım. Tamam hazırız abla. Peki Caner bundan sonra... Esra sabah saatlerinden beri Yıldız ve Fatma Hanım'la birlikteyiz. Birlikteyiz. Bana sordukları tek soru şu. Annem kapıyı açacak mı, açmayacak mı? Ben de inanın ben de bilmiyorum. Ayşe Hanım kapıyı açacak mı, açmayacak mı? Açmazsa ne yaparsınız diye sorduğumda kapıyı açana kadar kapının önünde bekleyeceğiz dediler. Umarım Ayşe Hanım da bizi izliyorsa şu an kapıyı açar ve kızlarına bir kez sarılırlar. Ve şimdi biz de izniniz verirseniz yukarı çıkıyoruz. Peki sana. Bundan sonra yönetim sende. İki kız kardeş 96 yılından evet, sonra biri bir 5 dakika gördüğünü söylüyor bu 96'dan evet. 2019'a kadar olan süreçte. Anne benim ayağıma gelirseniz sizi görürüm demişti canlı yayında. Evet, umarım Ayşe Hanım da evdedir Esra Hanım. Hiçbir şekilde iletişime girememiştik biz yayından önce kendisiyle. Evet şu anda... Kapının önüne geldik. Kapıyı kim çalacak? Fatma abla. Ben çalacağım. Tamam hadi bakalım. Evet şu an kapının önüne geldik. Hadi bakalım Fatma. İşte umarım evdedir kendisi. Yıldız. Umarım evdedir. Görüşmek istiyorum. Evet şu an kimse açmıyor Esra Hanım kapıyı. Bir anne diye seslensen belki. Anne. Anne. Evet dün de telefonda demişti kızlarımı görmek istemiyorum diye ama. Kapı açıldı Esra Hanım. Kapı açıldı Esra Hanım.
Evet Ayşe abla. Geç de olsa kapıyı açtın. Evet. Tereddütte mi kaldın? Evet. Kızlarına kavuştun 23 sene sonra. Evet. Çok sağ olun. Dünkü şeyden özür dilerim sizden. Çok mutlu oldum. Söylemek istediğim şey var mı? Gelin içeri. Söylemek istediğim şey var mı? Teşekkür ediyorum. Kapıyı açtığın için. Ben şey yapar mıyım size? Teşekkür ederim Esra abla, annem bulduğunuz için. Kapıyı açtığı için teşekkür ederim. Annenin de Ayşe Hanım'ın da hiç kolay bir hayatı olmamış. Çok zor bir yaşamı olmuş. Çok sağ ol, o da dört çocuğundan vazgeçmek zorunda kalan bir kadın. Dünkü tavrı canlı yayında daha sertti. Uzlaşan bir yanı yoktu ama bugün kucaklayan, çok sarılan, evlatlarını gördüğüne memnun olan yani. Bir anne. Hiç özür dilemeyin. Bugün hayatınıza inşallah hep beraber yeni bir başlangıç yaparsınız. Evlatlarınızla beraber. Amin amin. Çok sağ olun. Dün tavrından dolayı sanırım pişmanlık da yaşadı anne. İyi ki Yıldız, ben yine de onu görmek istiyorum, yine de kapısına gitmek istiyorum, annemi kucaklamak istiyorum dedi. Yıldız. Evet. Yıldız. Yıldız gözlerini kapatmış bir şekilde. Efendim abla. Şu an annenin kollarındasın. Evet. Kaç yaşından beri bu anı bekliyordun? Evet. Ben 13 yaşından beri bu anı bekliyordum. Dilerim bundan sonra annenizle hiç ayrılmazsınız. Ayşe Hanım'a da bir soru yöneltmek istiyorum. Ayşe Hanım, evet, dünkü tavrınızdan dolayı özür dilediniz. Hatalı davrandığınızın farkındaydınız sanırım. Evet. Evet, evet, özür dilerim ondan yani... Çok şey oldum. Şu anda evli olduğunuz ben kişi. Ben yani bunların çocuklarıma kızmıyordum ben. Kız çok. Evli olduğunuz kişi Ayşe yanlış davranıyorsun. Çocuklarını kucakla dedi mi size? Evet. Dedi. Dün canlı yayında yanlış konuştun. Öyle yapmaman gerekiyordu. Evlatlarını kucakla diyen bir eşi var. Ona da teşekkür ediyoruz. Toplumsal bir baskı da oluştuğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Evet. Fatma, sen ne hissediyorsun? Evet. Çok farklı ya abla. Her şey o kadar çok farklı ki. Dün ben kızıyordun annene. Bilmiyorum, sözün bittiği yerdeyim. Dün anneme kızıyordum. Ben hala kızıyorum abla. Bugünden sonra inşallah her şey sizin için. Ben hala kızıyorum. Çok daha farklı ve olur. Ben buraya gelirken dedim ki ağlamayacağım dedim. Ben hala kızıyorum, bir şey demiyorum. Ben ağladım, bir daha ağlamayacağım dedim. Sakın Fatma dedim. Çok farklı abla. O kadar farklı ki her şey. Çok enteresan. İki evlat var. Biri bir şey sarılmış boynuna, diğeri hala o mesafeyi koruyor. Bugün sizin için ve anneniz ve sizler için inşallah yeni bir başlangıç olur. Tüm sorunlarınızı, bütün her şeyi konuşun ve birbirinizi kaybetmeyin. Bir aileyi daha kavuşturduğumuz için, yani evlatlarla anneleri kavuşturduğumuz tamam. için kendi adıma çok mutluyum. Tamam. O kapı açıldığı için ekstra da sevinçliyim. Konya'da izleyen herkese de sevgiler olsun. Ayşe Hanım'a da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili seyirciler...